Bedenin sağ ve sol tarafını acaba bugün esnettin mi diye sorarak başlayacağım. Lateral eğim diye zaten konu başlığında göreceksin. Şimdi bedeni öne geri hareket ettiriyoruz. Yani şöyle yandan gösterirsem. Bir şey almak için öne eğiliyorsun. Sonra bir şey uzanmak için belki böyle geriye, yana çeviriyorsun arkana bakmak için, öbür tarafa doğru bakmak için. Peki gün içinde şunu yapıyor musun? Yana sağa sola. Muhtemelen hani bütün gün hiç yapmadığın hareketlerden biri olabilir. Hani kaçımız yana doğru şöyle eğiliyor. Spor yapanlar belki yapıyorlardır. Şimdi spor için, fitness hareketlerin için çok hatırlamıyorum. Yoganın içinde var ama yogada da bazen şu atlanabiliyor. Yani şu bedenin sağ ve sol tarafı. Ne işe yarıyor? Şimdi şurada senin kaburga kemiklerin var, göğüs kafesinin etrafında. Bu kaburga kemiklerin arasında interkostal kaslar var ve interkostal kaslar eğer esnerse oradaki alan rahatlıyor ve sen göğüs kafesin, yani daha rahat nefes alıyorsun ve o nefes tabii ki enerjiye dönüşüyor. Hani bazı günler böyle kendini yorgun hissetmen, belki nefesini o gün daha az almış olabilirsin. Şimdi bunun dışında organlara yer açıyorsun. Neden? Tüm gün şöyle geziyoruz. Çok güzel gözüküyor değil mi? Şimdi şöyle dolanıyoruz. Bunun için çok güzel kadınlar görüyorum etrafta. Yani boylu postu. Erkekler aynı şekilde. Şöyle omuzlar çökmüş durumda. Tabii ellerimizde telefonlarımız genelde. Veya ofiste şimdi sandalyem var. Çöküyorum. Hani burada belki göbek oldu olmadı, onların hiçbir önemli değil. Önemli olan o oturuşu yaptıkça şurada sıkışma oluyor. Şimdi burada neler var? Bütün organlarımız var. Midemiz var. Onunla beraber karaciğer, akciğerlere düştü tutuyorum ama onlar da aynı şekilde sıkışıyor. Esas şu bölgede bütün o sindirimi sağlayan, yani senin hayatının devamını sağlayacak olan her şey şu bölgede ve burası sıkışıyor. Onlara yer kalmıyor hareket etmek için. Şimdi ona yer açmayı sağlıyorsun aslında. Hani bu sağa ve sola hareketle. Şimdi bugün çok kısa, bunu gün içinde sandalyede, yani ofiste otururken şöyle bir masandan kalkıp yapabilirsin. Hatta hiç kalkmadan bile yapabilirsin. Tek ihtiyacı olan şöyle kollarını açıp kapatabilmek. Bir kez göstereceğim hareketi. Sonra beraber yapacağız zaten ve içine nefesi katacağız dinamik bir şekilde. Tavsiyem sabah kalktığında yapma. İkinci tavsiyem gece yatarken yapma. Sabah kalktığında bedenin özellikle bu alanında sıkışıklık. Çünkü hani o aldığımız formlarla beraber böyle iyice büzüşüyoruz ya. Bu alanı açtığın zaman gün içinde nefes kalitenin arttığını hissedeceksin. Gece yatarken de yapmanın sebebi, tüm gün eğer koltuğa gömülü olarak kaldıysan, araba kullandıysan, bu alanı açmak gece boyu kaliteli nefes alıp vermeni sağlayacak. Çünkü gerçekten gece uykusunu etkiliyor nefes. Hani burun deliklerinden, ağzından nasıl alırsan al ama nefes kaliteli oldukça uykun kalitesi de değişiyor. Şimdi ayakların arası her zaman, hani bunu ben özellikle söylüyorum. Şöyle kalça genişliği ne yakın olsun, ne kapalı ne açık. İlla böyle hizalayıp kalçanı birebir aynı yapmak zorunda değilsin. Omuzların şöyle rahat, kollar rahat, hatta şöyle bir sallandıralım. Omuzları da geriye doğru bir çevir, göğsün karşıya doğru açık. Şimdi kolunu, sağ kolunu, ben senin aynan olacağım, yukarı kaldırırken sol sağ avucun yukarıya doğru bakacak, havayı yukarıya çıkartıyorsun. Ve buradan yukarıya doğru uzadığında iyice el parmakları sanki tavana ya da gökyüzüne değecekmiş gibi. Sonra sol elini yere ağırlaştırıp kendini şöyle sağ tarafa, sol tarafa doğru uzat. Şaşırdık yönler değişince. Buradan yukarıya doğru gelirken sağ elinle, sol elinde yerden kalksın avuç yukarıya doğru bakarken. İkisi yukarıya doğru uzuyor. Şimdi sağ avucunu yere doğru çeviriyorsun, sağ avuç yere doğru iniyor. Sol avuç yukarı uzuyor, koltuk altından şöyle kalçana, göğüs kafesini yukarıya doğru çıkartacak şekilde. Ve buradan sağa doğru uzuyorsun. Sağ elin ağırlık yapıyor ki seni sağa doğru çekmek için. Sağ taraftan uzadın. Şimdi sol elini yukarıya doğru uzatırken dikleşiyorsun ve buradan sağ kolun yukarı kalkıyor.
ve sağ kolun yukarı kalktığında yukarıdan beraber yapmaya başlayalım. Her neredeysen, izlediysen belki kollarını kaldır yukarı, avuçların arası omuz genişliği olsun. Bilmiyorum, beni buradan, şuradan net görürsün. Şimdi avuçların arası omuz genişliği. Önce sağ taraftan başlayalım. Sağ kolunu indir aşağıya, sağ avuç yere doğru bakıyor. Sağ avuç yere doğru inken kalçana geldiğinde sol elin tavana doğru uzasın. Sol el uzarken sol ayağın hafiflemiyor, sol ayağın tam tersi yere ağırlaşıyor. Buradan kendini sağa doğru uzatmaya başlıyorsun. Sanki sağ eline bir ağırlık bağladı ve seni aşağı doğru çekiyor. Sonra yukarıya doğru kaldırıyorsun. Sol kolun yukarı kalktı ve yukarı kalktığında sağ elinde onun yanına geldi. Sağ kol yukarıda kaldı. Sol kolu aşağı doğru indiriyorsun. Sol kol aşağı doğru indiğinde sağ elin iyice yukarı çıkıyor. Sol elin aşağıda. Şimdi sol el öyle bir çekiyor ki seni, sen onunla beraber sola doğru uzamak zorunda kalıyorsun. Ve ortaya doğru gelip sağ elin yukarıya, onun yanına da sol eli getirip ortada buluştuk. Buna nefesi katacağız. Dinamik bir şekilde nefesin dinamik hareketini yapabilmek için, eğer bu da özellikle sabah kalktığında seni canlandırıp uyandırabilmek için de. Akşam yatarken de yaparsan daha uyanık bir şekilde gidersin. O yüzden hani burada istersen akşam bunu yatarken yapıyorsan biraz daha verdiğin nefesleri uzatmaya çalış. Ben her ikisi dengeli yapacağım. Ama sen verdiğin nefesleri uzatmaya çalışırken zaten o köklenme daha rahat olacak. Şimdi iki kol yukarı uzuyor. Nefesi aldım burada. Nefesi verirken sağ kolun aşağı doğru iniyor. Nefesi alırken sol kolun yukarı uzuyor. Nefesi verirken sağa doğru lateral bir uzama yapıyorsun. Nefesi alırken sol kolun yukarı doğru uzuyor. Sağ kol onun yanına geliyor. Nefesi verirken sol kolun aşağı doğru iniyor. Ve buradan sağ kolun yukarı nefes alışında uzarken verdiğin nefeste sağ kol sola doğru uzuyor. Nefesi aldın. Ortaya gelirken buradan aşağıdaki elini de yukarı çıkarttın. Nefesi verirken indirdin sağ kolu aşağıya. Sol kol yukarı doğru uzuyor. Nefesi verirken sol kol yana doğru. Bu son tur olacak. Sol kol yukarı doğru nefes alırken uzuyor. Sağ kol onun yanına geliyor. Ve nefesi verirken sol kolu aşağı doğru indiriyorsun. Sağ kol nefes aldığında yukarı uzuyor. Ve buradan sol tarafa doğru nefes verişine uzuyorsun. Tekrar nefes aldığında ortaya geldin. Sonra diğer kolu yanına aldın. Ve elleri kalp önüne getirdin. Namaste diyorum. İnşallah şifa olsun. Bedenin her iki tarafını açmak şöyle bir etkisi de var. Uzmanlar, doktorların söylediği. Mutlu hissediyorsun. Eğer bugün böyle biraz enerjini düşük hissediyorsan, hafif böyle bir yükseltme ihtiyacın varsa, hareketli meditasyon aslında oluyor bu yaptığımız. Çok kısa gibi gözüküyor. Ama hem senin odaklanmanı sağlıyor, çünkü bedeni nefesle birleştiriyor. Ve bu hareketin için, çünkü nefes hareket ediyor. Sen bedeninle nefesi birleştirdiğinde o iki hareket sayesinde hizalanma oluyor. Başka videolar için kanalımı takip et. Meltem Faka Basmaz, Terapim Yoga. Bunun dışında podcast'im var, Happily Ever After. Instagram, Meltem _ Faka Basmaz. Oradan da takip edebilirsin, oradan da paylaşımlarım oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.